Video çekmek yasak bu arada. Hızlıca çekiyorum. Benim hala pantolonuma bakmaya devam ediyorlar. Garipsedim ben de bayağı artık. Ama yapacak da bir şey yok. Herkese yeniden merhaba. İran'ı gezmeye hemen hız geçmeden başladık. Hemen ay orada gördüğünüz gibi. Ve gün doğumu da güneş doğmak üzere burada. İlk geldiğimiz yer Azadi Heykeli ve Azadi Meydanı. Burası İran'ın en merkezi konumlarından bir tanesi. Ve Azadi Meydanı olarak biliniyor. Meşhur bir meydan burası. Ve burada yine bir mescit var gördüğünüz gibi. Şu an gezmeye başlıyoruz İran'ı. Yürüyeceğiz. İleri doğru. Orada da güzel noktalarımız olacak. Evet. Şimdi metroya bindik. Yani otobüslere bindik burada. Ücretsizmiş onlar. Şu an için bilmiyorum sabah olduğu için veya başka bir sebepten mi. Şu an çok erken bir saat. Daha 6 olmadı. Yürüyoruz. Gülistan Sarayı'na çok avantajlı hale getirdi bu. Çünkü uzun bir yol varmış aslında. Gülistan Sarayı'na yakınız. Bir AVM'ye bakacağım şimdi. Şöyle dişiler satılıyordu. Tanesi 5 tümen. Yani yaklaşık 2,5 TL diyebiliriz. Bunlardan öyle tadına baktık. İçinde şekerli biraz değişik bir yapısı var. Böyle devam ediyoruz. Şu anda yürüyoruz. Bir alışveriş merkezine gittik ama onda açılacağını söyledi. Saat de 6.30. Bayağı bir zaman var. Şimdi Park El Shar diye bir yere geldik. Burada da parklar aynı İspanya'daki sistem gibi belli saatlerde kapanıyor. Ancak şu an erken bir saatte açılmış. Yürüyüş yapanlar vesaire buraya geliyor. Çok büyük bir park ve yemyeşil bir alan. Tahran içerisinde, İran içerisinde böyle bir yer görmek de gerçekten güzel. Buradan sonra hemen ileride Gülistan Sarayı var. Oraya gideceğiz ve ardından Grand Bazar, yani İstanbul'daki gibi kapalı çarşı olarak gördüm haritada, oraya gideceğiz. Şimdilik böyle, burası da gayet güzel. Evet, şu anda da Grand Bazar, yani çarşı bölümündeyiz. İran'ın, Tahran'ın çarşısı da bu şekilde. Böyle yürümeye devam ediyoruz. Burada saraylar ve çeşitli devlet daireleri de vardı. O yüzden biraz korunan bir yer. Gülistan Sarayı'na gittik biz de ama henüz daha açılmamış. Saat 8.20 şu an. 9'da açılıyormuş. Oraya da daha sonra bakalım diye düşünüyoruz. Bakalım artık. Şimdi buralar böyle. Dükkanlar bile hala yeni yeni açılıyor. Aslında güneş çok erken çıkmasına rağmen biraz geç açılıyor bence mağazalar. Burası pazarın giriş kısmı. Ancak şu an mağazalar kapalı gördüğünüz üzere. Dışarıdakiler açık. Ancak içerideki mağazaların çoğunluğu kapalı. İçeri girer girmez bir baharat kokusu bizi karşılıyor. Burada zaten baharatlar çok meşhur. Tüm bu civardaki ülkeler olduğu gibi, Hindistan, İran gibi. Burada da baharat yoğunluğu var. Ancak şu anda mağazalar kapalı. Burası da içerisinde İmam Hümeyni Camii'de bulunan Grand Bazar'ın bir diğer bölümü. Burası oldukça estetik. Ve Selçuklu motifleri, işte mavili çeşitli motifler bezenerek yapılmış bir yer. Çarşı buradan böyle devam ediyor. İleriye doğru oldukça da büyük bir cami. Devam ediyoruz yine. O bölümden girince bir anda kendimizi böyle çarşının içerisinde bulduk. Kapalı çarşı bölümüne geçiş yaptık. Bildiğimiz İstanbul'daki kapalı çarşı gibi. Oldukça dükkanların klimasından dolayı serin burası. Şimdi çarşı üzerinden böyle bir yere geldik. Güzel bir mekan. Ve bir pizza artı iki kola. 185 tümen, yani 90 lira civarında. Bence oldukça makul diğer fiyatlar gibi. Evet, şu anda o çarşının bulunduğu caddede yürümeye devam ediyoruz. Ve saatte ilerlediği için oldukça da kalabalık. Oldukça hareketli. Böyle yürüyorum. Yemek yediğim yerde çantamı da bıraktım. Sağ olsunlar, orada Türkçe bilen ve Türkiye'de gelmiş bir çocuk vardı. Çantam çok ağır olmaya başlamıştı. Bırakayım bir 5-6 saat sonra geleyim alayım dedim. O da kabul etti. Şu an çok rahatım, çok özgür hissediyorum. Böyle artık sınırsız bir şekilde gezebiliriz. Burada yine tarihi bir alışveriş merkezi var. Böyle devam ediyoruz. Şu anda o gördüğümüz alışveriş merkezinin içerisindeyiz. Burası diğer bölgelere göre oldukça modern ve oldukça güzel. Ayrıca en önemlisi, içerisi çok serin.
Evet, şu an Gülistan Sarayı'nın önündeyiz. İran'ın en önemli sembollerinden biri olan Gülistan Sarayı. Burada video çekmek yasak bu arada. Hızlıca çekiyorum. İçeri girişler 600 tümen kişi başına. O da yaklaşık şu an için 350 liraya yakın bir miktar yapıyor. İçeride çok çok büyükmüş. Çok fazla şey var. 2 saat sürüyor dedi yaklaşık gezmesi. O yüzden şu an gezmeyi düşünmüyoruz. Şöyle bir broşür aldık. Burada içinde neler olduğu vesaire var. İçeride İran kültürünü yansıtan tarihi, çok tarihi bir yapı zaten burası. En önemli yerlerden bir tanesi. İran kültürünü, İran mimarisini yansıtan çeşitli havuzlar, eserler, yapılar, odalar vesaireler var. Böyle bir saray burası da. Şimdi başka bir noktaya doğru ilerliyoruz. Oraya geçiş yapacağız ve oraya gireceğiz. Evet, şu anda Tahran'da ana cadde üzerinde yürüyoruz ve burada tamamen bir Hindistan esintisi var. Çok kalabalık, motorlar çok fazla, çok fazla gürültü var. İnsanlar böyle gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Şu an tam bir kaos hakim. Benim hala pantolonuma bakmaya devam ediyorlar. Garipsedim ben de bayağı artık ama yapacak da bir şey yok. Böyle yürüyoruz burada. Motor yolu burada. Arabalar orada. Buralar insan seli. Tam bir Asya ülkesinde olduğumuzu hissediyoruz. Tamamen eski arabalar, eski motorlar var burada. Türkiye'nin 50-60 yıl öncesinde gibiyiz. Arabalar, pikaplar, motorlar, transitler, her şey çok eski. Gördüğünüz gibi. İşte Anadolu tarzı arabalar var burada böyle. Zaten taşımacılık çok uygun. Benzin fiyatları çok uygun. O yüzden insanlar bu şekilde tercih ediyorlar. Evet. Uzun ve sıcak bir yolda yürüdükten sonra yaklaşık 3 kilometre yürüdük o merkezden. Ve şu an geldiğimiz yer Nagaristan Bahçe Müzesi. Buraya girmek ücretsiz. Öğrenciler de böyle mezuniyete gelmişler. Burada çeşitli çiçekler, ağaçlar var. İran'da yetişen. Burada işte gördüğümüz gibi güzel çiçekler. Güzel de bir ortam oluşturulmuş burada. Aynı zamanda güzel mimari yapılar da burada ziyaretçileri karşılıyor. Fotoğraf çektirmek için, mezuniyet için buraya gelmişler. Evet, İran'da, Tahran'da yürümeye devam ediyoruz. Birçok şeyde safran kullanılıyor. Şimdi safranlı dondurma çok dikkatimi çekti. Onu deneyeceğiz. Bu şekilde birçok şeyde safran var ve rengi böyle oluyor. Turuncumsu bir renk oluyor. Hamurda da vardı pizzadaki. Biliyoruz ki zaten İsfahan'da, Büyük Selçuklu Devleti'nde de çok fazla safran kullanılıyordu ve zihni açtığı çok faydalı olduğu söyleniyor. Şimdi tadına bakacağız. Şimdi tadına baktık. Hoş, fresh bir kokusu ve tadı var. Tadı biraz da gül suyu gibi, gül reçeli gibi bir tadı var. Ama gayet hoş ve ferah. Bu arada fiyatını söyleyeyim. 5 liraya geliyor yaklaşık Türk parasıyla. Yani 10 tümen, 10 bin tümen. Şu an çarşının en kalabalık hali. Sabah gelmiştik biz. Çok sakindi ve şu anda çok kalabalık ve gösteriler burada dikkat çekmek için. Çeşitli İran baharatları ve kalabalık çarşı. Saatler ilerledikçe ve hava biraz serinledikçe işte çarşının kalabalıklığı böyle. Bütün insanlar burada bu şekilde. Evet, saat 4'te başladığımız Tahran yolculuğunda artık güneşin doğumuna şahit gitmiştik burada ve güneş battı şimdi. Geri dönmeme durumumuz var tekrar buraya. Şimdi havalanına gidiyoruz. Yarın 4'te uçağımız. O saate kadar bekleyeceğiz çünkü havalan çok uzak. Öyle planlıyoruz. Ama durumlara artık bakalım. Şimdi buradan yaklaşık 2 saat kadar sürecek diye düşünüyorum. 1-2 saat arası. Öncelikle bir durağa metroya bineceğiz. Sonrasında bir durakta aktarma yapacağız. Umarım halledebiliriz. Tarif ettiler bize bu şekilde. Böyle. Şimdi burada şundan bahsetmek istiyorum size. Kadın erkek bölümü. Katar'da daha önce aile bölümü vardı. Orada erkekler kadınlarla oturabiliyordu. Ancak burada gördüğünüz üzere kadınlar burada ve erkekler bu bölümde. Kesinlikle yan yana oturmaları, eş olsalar daha yasak. Böyle bir durum var İran'da da.
O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Ayrı ayrı oturuyorsunuz. Şimdi bir sonraki aktarmamıza doğru gidiyoruz. Evet, buradan bir arkadaşımızı YouTube'dan abone yapacağız. Siz de abone olmayı unutmayın. Bu arada size ben o açılırken metronun halini göstereyim. Dediğim gibi haremlik bölümü vardı. Burada kadınlar tamamen eşya satan bir abimiz var. Ara sıra çeşitli ürünler satıyorlar. Burada da erkek tarafı. Arada kadınlar da olabiliyor bazen. Şimdi bu arkadaşımızı, o da İranlıymış, bize abone yapacağız. Tabii İran hükümeti izin verir de YouTube'u açabilirsek, çünkü burada sıkıntılar var. Biraz WhatsApp'a hiç giremiyoruz. YouTube'da da böyle sıkıntılar olabiliyor. Çeşitli VPN vesaire uygulamalar kullanmak gerekiyor. Ama açtı arkadaşımız da. Adem. Alfabesi de Farsça olduğu için. Buradan bir abone kazanıyoruz. Evet. Şöyle parça da görmüş olduk. Bu. Takip. Thank you. Bir takipçi daha bu şekilde kazanmış olduk. Devam ediyoruz havalana doğru. Uzun bir yolumuz var. Aktarma yapalım. Az önce tramvay durağında, metro durağında pardon indik. Ama havalanı otobüsü 6'dan sonra olmuyormuş. O yüzden gidemedik. Ancak çok yardımsever birisi yardım etti bize. Onu biraz daha anlatacağım. Şimdi çılgın şoförlerle havalana doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Burada da kocaman bir cami var. Birazdan umarım havalanına ulaşacağız. Ve evet, yaklaşık 20-25 dakika civarında İmam Khomeini havalanına geldik. Oldukça büyük bir havalimanı burası. Birazdan içeri geçiş yapacağız. Evet, sonunda İmam Khomeini havalimanına geldik. Zorlu şartlardan sonra. Olanlara inanamayacaksınız. Çok güzel şeyler oldu aslında. Ama çok farklı şeyler oldu. Ne kadar iyi insanların olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tabii siz de iyi olduğunuz zaman herkes size yardım ediyor. Bugün de böyle oldu. Şöyle oldu önce. Saat 8 gibi metro aktarması için inmem gereken durakta indim. Ancak metro aktarmasında bulamadım. Çünkü o saatten sonra, yani 6'dan sonra havalimanına gelen tramvay yokmuş. Yani metro yokmuş. Zaten çok uzun bir mesafe vardı. Dolayısıyla orada biriyle konuşurken, bir adamla, bir kadın geldi İngilizce bildiği için ve havalimanına mı gideceksiniz, yardımcı olayım gibisinden konuştu. Daha sonrasında öncelikle söyledi saatte bir oluyor diye, ama gitti ve tekrar geldi, aklında kaldı muhtemelen. Ve sonra dedi ki işte öğrendim 6'dan sonra olmuyormuş maalesef, ama ben size uygulamadan, İSNAP diye bir uygulama var burada, Uber gibi. Uber çalışmıyor İran'da ama o uygulamadan çağırıyorlar. Arabayı çağırıyorsunuz, taksi çağırır gibi, ve araç sizi istediğiniz yere kadar götürüyor belli ücret mukabilinde. Yaklaşık 130 riyal tuttu, 130 tümen tuttu. Yani yaklaşık 80-90 lira civarında yapıyor. Ben de bütün İran paralarını çevirdiğim için dolar olarak ödeyebileceğimi söyledim. Ödeyebilir miyim, ben çevirdim vesaire gibi, dolar kabul ederler mi gibi. O kendisi ödemek istedi. Ben kesinlikle bırakmak istemedim. En sonunda da arabaya gittiğimizde vermeye çalıştım. Ancak hiçbir şekilde kabul etmedi. Yani hem çok yardım etti, hem de hiçbir şekilde kabul etmedi. Ve onun yardımıyla buraya kadar şimdi geldik. Şimdi neden buraya geldik onu da anlatayım. Normalde yarın ikindin vaktinde, yani öğlen yola çıkmamız lazımdı aslında. Ama birincisi, havalimanı çok uzak. Şehrin çok çok uzağında. Yani metro ile son durakta indikten sonra bile 35-40 kilometre kadar gitmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla bugün gelmeyi seçtim. Ve en önemli sebebi de, İran'da şu an turizm sezonu olduğu için oda bulamadım açıkçası. Ve bulduğum odalarda, bulduğum otellerde çok pahalıydı. Dolayısıyla burada bir gece kalmak yerine bir sonraki durağımızda, ki bunu bir sonraki videoda öğreneceksiniz. Orada 2-3 gece ve çok daha güzel, çok daha nezih otellerde kalabiliyordum. Dolayısıyla ben de burada değerlendireceğimi orada değerlendirmek istedim. Hem de uçağı kaçırmamış olacaktık bu sayede, hem de çok daha güzel yerlerde kalmış olacaktık. Bu maceramız böyle oldu. İran sabahın erken vakitlerinde başladık ve hava karardıktan sonra bitmiş oldu. Eşyalarımı çekmek yasak olabilir, o yüzden baktım. Eşyalarımı aldım yanıma. Yemek stoğu yaptım biraz. Çünkü burada uzun bir zaman olacak. Çok da yoruldum açıkçası. Çünkü Gaziantep'ten bana, Van'dan
Tebriz'e ve birçok aktarma değiştirerek, birçok araç değiştirerek ve Tebriz'den de en son artık Tahran'a aynı gece içerisinde. Çok uzun bir yolculuk oldu. Gözümün kızarmasından, saçım başım dağılmasından ne kadar zorlu olduğunu ki yolculuğa alışık biri olarak fark edebilirsiniz. Buradan sonraki yolculuğumuz ama eminim ki, umarım ki hepsine değecek. Beklemede kalın. Müthiş bir yerden devam edeceğiz. Umarım en kritik yerlerine geliyoruz şu an. Umarım her şey güzel geçecek diye düşünüyorum. Bu videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki uçuşumuzda, bir sonraki ülkemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.